Evet sevgili dostlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bir genel durum videosu çekmek istedim. Dedim telefonu, kamerayı bir hazırlayayım, mikrofonu falan. Tam kapının önüne çıktım. Kapıda beni bekleyene bak. Oğlum sen niye buraya geldin? Senin yerin burası değil ki. Kardeşlerin nerede? Oğlum seni almayacağım lan. Seni birine bir sahiplendirelim. Evet. Arkadaşlar erkek bir yavru. Çok cana yakın. İsteyen olursa sahiplendiriyoruz. Alsın baksın beslesin. Maşallah. Bayağı cana yakın bu arada. Onu da söyleyeyim. İnsan canlısı bayağı. İsteyeni veririz. İsterseniz üretimhanemize geçelim. Haydi bakalım. Bu da gelecek peşimizden büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bakın. Gel. Evet. Üretimhanemize geldik. Terliklerimizi çıkartalım. İçeri terliklerini giyelim. Seninle sonra görüşürüz. Bismillah. Sağ ayakta giriyoruz arkadaşlar. Girerken bismillah diyoruz. Nazar değmesin. Bugün ne yaptık? Bugün bir detaylı bir temizlik yaptık. Şöyle görüyorsunuz. Bir de ayrıca ne yaptık? Bu ara çok popüler olan bir şey yaptık. Dezenfektan kullandık. Biliyorsunuz geçmiş videolarımızda dezenfektan, kümesimizi dezenfekte ediyoruz diye bir videomuz var. O videomuzda anlattık ne kullandığımızı, bir konsey kullanıyoruz. Bizim elimizde kiloluk büyük var. Biz kümesimiz zaten her hafta haftada bir en kötü dezenfekte ediyoruz böyle. Pompayla beraber. Yani kuşlara da gelmesinde sıkıntı yok. O yüzden kümesimizde çok bir sıkıntı olmuyor. Yani münferit olaylar hariç, hastalıklar hariç genel anlamda sağlıklı bir kümesimiz var. Tavaları temizledik, yerleri temizledik, dezenfekte ettik yuvalıkları, böyle zor bir şeyler yaptık iki gündür. Dün akşam bir de bugün. Temizlik işi çok zor. Arkadaşlar onu diyeyim. Yoruyor. Gerçekten yoruyor. Bir de buranın da havası bir değişken. Geçen gün gündüz 26 derece sıcak vardı. Nem %40'lara düştü. %35-40'ı gördüm. İki gün önce ya. Bakın bugün. Buradan da göremezsiniz ki hep toz olmuş üstü. Ben size söyleyeyim. 15 derece %77 nem. Nem niye bu kadar çıktı onu anlamadım. Şeyden de olabilir ama. Bir konsey sıktım ya şuralara. Dezenfektan sıktım. Yukarıdaki nem oranını arttırmış olabilirim. Havalandırma çalışıyor zaten. Evet yuvalık açmalara gelelim. Bayağı oldu çünkü genel durum atmayalı. Şöyle bir açalım burayı. Bismillah. Bakalım ne durumdalar. Ben de yuva temizlemeden temizlemeyi açıyorum arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Kaç yavru var? Şimdi. Bir. Burada var. Güzel sarı yüzlü. Babaya benzer bir tane spangle geliyor. Güzel. Evet. Bir tane ney bu? Bu bir mavi. Bu da güzel. Evet, bir tane spangle, beyaz yüzlü bir spangle. Gri veya koyu mavi olma ihtimali yüksek. Burada 6 tane yavru var. En küçük yavru ne? Hepsi farklı renkli. Yani en küçük yavru arkadaşlar beyaz geliyor. Siyah gözlü beyaz. Burada 6 tane yavru var. Maşallah diyelim. Genelde baba biraz daha hakim. Anne baba da bu. Biliyorsunuz zaten. Takip edenler bilir. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kanalımız bu ara biraz durağanlaştı. Bir beğeni yorum faslına geçersek biraz kanalı ayağa kaldıralım. Hadi pamuk el, pamuk parmaklar beğeni tuşuna göreyim. Evet bu biliyorsunuz bunları takım yaptık. Bu Furkan'ın kümesinden aldığım kan. Dişisi burada. Dişi yuvanın içinde yumurtladı yumurtacak. Götü şişti. Poposu dişti pardon özür diliyorum. Öyle kötü cümleler kullanmayayım. Yumurtladı yumurtlayacak bakacağız. Dişi genç, erkek de genç. Bekliyoruz. Evet bir ara dinlendirmeyi aldığımız bir 15 gün. Sıkıntılı hani yavrularını döven bir takımız vardı ya. Erkek değil de dişi biraz heyliydi. Yumurta yaptı ve dişi yumurtaları çıkarttı. Geçen videoda biliyorsunuz. Yumurtlamıştı. Yumurtaları var dedik diye hatırlıyorum. Kaç tane çıkartmış? 2 tane yavrusu var şimdilik. 2 yavru bir yerine koyalım.
Bakalım Boğaz'da inşallah öyle egzanterik bizi sıkıntıya sokacak şeyler yapmaz. Gelelim sevdiğimiz takımlarımızdan bir tanesi. Bunlar yavruların hepsini yeme düşürdü. Kaç tane vardı bunda? 6 tane mi ne yavrusu vardı? 6-7 tane yavrusu vardı. Hepsini yeme düşürdü. Dişi yumurtlamaya başladı. Kaç tane var? İşte bakalım 4-5 tane yumurtası var. Maşallah ne zaman yumurtlamış yumurtayı? Mart'ın 3'ünde. Yani normal düzende devam ediyor. Yuvalığını kapatalım, rahatsız etmeyelim. Evet, bu takımımız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın burada beyaz bir kuş var. Normalde burada Lutino bir dişimiz ve Spangi bir erkeğimiz mevcut idi. Normalde satma niyetim yoktu ama bir kardeşimiz çok ısrar etti. Yavrulu şekilde kendisine verdik. Aşırı ısrar etti. Yani, yani istiyor, sürekli de yazıyordu. Verdik. Tüy kadar ömürleri olsun. Onun yerine de bu erkeği tekledik. Daha yuvasını takmadık. Erkek genç bir erkek zaten. Öyle çok yani 4 ayı geçkin bir erkek değil. Aşağı yukarı 3 aylık bir erkek. Bekliyoruz. Bunun zamanı gelince zaten bugün veya yarın yuvasını takarım. Zamanı gelince dişini de atarız. Bu arada dişi eksiğim de var. Onu fark ettim salmada. Bakalım biraz kendimize dişi yavru ayıracağız. Yani dişi sıkıntımız var. Evet, buraya gelelim. Bu takımımız... Aferin oğlum. Ye oğlum, ye. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ye oğlum, ye. Bu takımımız yavruların çoğunu yeme düşürdü. Bir kremio yavru kaldı. İkinci yumurtayı da yapmış. Bakalım bu yeme düşer mi? Bunu aslında ayırabiliriz. Ayıralım. Hoppa. Git bakalım. Evet. Bunları yerine koyalım. İlk tane yumurta yaptı. Yine başladı. Yapsın. Bizim işimize gelir. Bizde kuşlar böyle. Daha bütün yavruları yeme düşürmeden hat 2-3 tane yumurtayı peş peşe yapıyor. İyi bakarsan iyi verim alır. Hadi bakalım, geldik buraya. Şimdi 10 numaralı takım. 10 numaralı takımımızı biliyorsunuz zaten. İlk ağızda güzel performans aldık. İkinci ağızda bize hayal kırıklığına uğrattılar. Üçüncü ağızda güzel performans aldık. Şimdi dördüncü ağız yavruları çıktı. Dişiyi de çıkartalım. Bir hatırlayın istiyorum. Dişimiz bu. Erkeğimiz de bu. Güzel kremiyo yavrular veren de bir takım. Kırmızı göz kremiyo. Güzel renkler veriyor. O yüzden bozmuyorum. Evet. Kaç tane yavru var? Ama bunlar bayağı çıkartmış ya. 1, 2, 3, 4, 5 yavru, 2 yumurta. O 2 yumurta biraz dışkılanmış ama bir tanesi çıksa yeter. 6 yavru bizim için evladır. Yerlerine koyalım. Bak, kremiyo var zaten. Bak, siyah gözlü kremiyo geliyor. Bakın şu gördüğünüz siyah gözlü kremiyo. Diğeri mavi gelecek gibi. Klasik mavi olabilir. Şöyle koyalım. Evet, bakın yuvalığı yarım koyuyoruz. Niye? Biliyorsunuz. Videoyu izleyin. Bilmiyorsanız videoyu izleyin. Yuvalıkları yarım kapak niye yapıyoruz diye o tarz bir videomuz var. Onu izleyin. Küçük bir bilgi. Çok önemsiz bilgi ama moral motivasyonu yükselten bir bilgi. Evet, buraya gelelim. Anam, ikinciyi de çıkartmış bu. Takımımız bu. Bunu biliyorsunuz. Erkeğini postaladık. Aha, kaç tane bir... bak şu boş. Bir tanesi boş. Bakın. Şu yumurta boş. Kesin boş. Ama diğerleri hepsi dolu. 2 yavru, 4 doğrudan. 4, 2, 6. 6 yavru çıksa, büyüse, hatta 5'e bile razıyız. Sıkıntı yok. Şöyle kapatalım. Evet. Şöyle kapattık mı da tamamdır. Geldik buraya. Bu da yavrularının alayını yeme düşürdü. Yumurtlamaya başladı. Hatta güzel de bir yumurta sürecinde dostlar. Bakalım kaç tane yumurtlamış. Maşallah derseniz sevinirim. 4, 8 adet yumurta yapmış ve yumurtlamaya devam edecek gibi duruyor. Poposu şiş. Bence 8 yeterli. Siz ne diyorsunuz? Dursun mu? Evet. Arkadaşlar, Rainbow aldığımız takımımız bu. Bu dişiyi, bunun dişisini bir arkadaşımız benden istedi. Çok ısrar etti. Ederin de verdi, yalan yok. Dişisini verdik. Erkek
4 tane yavrusu var bunun. Şöyle göstereyim. Erkek tek başına bakıyor yavrulara. 4 tane yavrusu var. Bu bugün, yani yarın 1-2 gün içinde yeme düşer. Bu bizde kalacak. Güzel bir mor. Dur bakayım, dişi. Dişi olduğu için bizde kalır. Şu da bizde, bakayım sen dişi misin? Sen erkeksin, sen gidersin. Sen nesin? Sen dişisin ama parçalısın, parçalı dişin var. Ama rengin de güzel, sen durabilirsin. Koyalım yerine. Şöyle bir planım var, bu erkeği gönderdim. Şeyleri biliyorsunuz, benim İngiliz takım var ya. Bu erkeği, bunun dişisini gönderdim. Bununla İngiliz takımın erkeğini aldım, çek erkeğini. Bu dişiyle bu erkeğe eşleyeceğim arkadaşlar. Çünkü parçalı yavru almaya başladım şeyden çok, İngiliz'den. Yeter artık, parçalı yavru almayayım. Biraz düz yavrular alalım, farklı renkli. İkisi de spancı, biri sarı yüzlü, biri beyaz yüzlü spancı. Güzel yavrular alacağız. Evet, geldik buraya. Bu takımımız da yavrularını çıkartmaya başladı. Çık bakayım. Evet. Bakalım ne kadar yavru çıkartmış. Oo, bayağı çıkartmış. Daha. 1 2 3 4 5 tane yavru var. 3 tane de yumurta var. Evet, çok rahatsız etmeyelim. Yavrular da böyle yakın boylar. Maşallah. Demek ki yumurtaya geç yapmaya başlamış. Yani 3. 4. yumurtayı yaptıktan sonra bir şey moduna geçmiş. Siz söyleyin. Kuluçka moduna geçmiş. Yumurtaları ısıtmaya başlamış. Öyle olunca yumurtalar aynı anda ısınmaya başlayınca yavruların çıkım zamanı birbirine yakın oluyor arkadaşlar. Bu yumurta kaydırma kanaryacılar çok yapar. En küçük yavru ölmemesi, ezilmemesi için yumurta kaydırırlar. Kuş kendi yapıyor bunu. Yani aynı anda yumurtalar oturuyor. Geldik buraya. Bu bakmıştı, bu bayağı çıkartmıştı. Erkek de burada, diş de burada. Ey maşallah. Yavruları ısıtıyorlar. Oğlum bir müsaade edin bakayım. Bu kaç tane çıkartmış? 1, 2, 3, 4. Bunda da 5 tane var. 5 tane, 3 tane de yumurta var. Yeterli. Bu da yakın boylar. Güzel. Yani şey yapmadım ha arkadaşlar, bilginiz olsun. Boylandırma yapmadım. Yani ilk ağızda bir boylandırma yaptım. Ondan beridir boylandırma yapmıyorum. Kendileri bahçe, kendileri büyüsün istiyorum. Evet, bu takımımıza gelelim. Evet. Dişi de erkek de burada yavru beslerken yakaladı. İyi. Neyse. Kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 yavru, 2 yumurta mevcut. Şöyle şunları koyalım. Bakın, bir tane de bu ne? Kremio mu? Ya Lutino ya Kremio geliyor arkadaşlar. Güzel, gelsin. Geçen ağızda da verdi çünkü bunlar. Bakın, takımımız da bunlar. Yani öyle şey takım değil. Yine söylüyorum. Kuşları eşlerken arkadaşlar, genetik varyasyonlarına, yani genetik altlarından neler gelebilecek onu tahmin ederek, atalarını bildiğim için onu tahmin ederek, yani %100 sonuç almıyorum ama onu tahmin ederek hareket etmeye çalışıyorum. İngiliz'e gelelim. İngiliz 6 tane yavrusu vardı. İngiliz, çek bakayım kızım. 6 tane yavrusu vardı. 4 tanesini yere düşürdü. 2 tanesi kaldı. Anne besliyor bunu tek başına. Babayı aldım çünkü diğer, dediğim gibi, erkekle besleyeceğim. Bu ne durumda? Bu da bakayım. Yani 2 gün, 1-2 gün sonra bu da alınır. Buna daha var. Bu parçalıya daha var. Koyalım. Biliyorsunuz bunları, bu İngiliz'in yavruları ben damızlık olarak ayırıyorum arkadaşlar. Biraz daha, birkaç takım iri takım olsun. Yani satarken kırık kuş, çek kuşu diye satacağım. Yani atıyorum, çek kuşu tek satışta perakende 60 liraysa, atıyorum kırık kuşta 80 lira olacak. Öyle değil, biraz daha iri olacak kuşlar. Onların yavrularını topluyorum. Yani farklı kuşlarla yine iri kuşlar yapmaya çalışacağız. Evet, gelelim buraya. Bu erkeğimiz, ulan pasaklı ya, yeni. Neyse. Haydi bakalım, haydi bakalım. Dişimiz de burada, dişimiz. Çık bakalım oradan. Ha. Hoppa. Oğlum, şu yuvada durma, adabınız yok. Yok sizin. Evet, bunun, bu ağız yavruları güzel geliyor. Ben beğendim.
Yani sıkıntı değil. Özellikle şunu beğendim. Sen dişi misin, erkek misin? Bu dişi. Şöyle güzel bir dişi. Bu kalır. Bunu bırakacağım. Damızlık yapacağım. Babaya benzer var bir tane. Aynı babanın birebir. Sarı yüzlü spangle, pulkana. Bir tane mavi spangle. Efendime söyleyeyim. Bir mavi spangle daha ama pulları çok güzel. Bir tane opal mavi. Güzel bir opal mavi. Ondan sonra bu babaya benzeyecek yine. Şu anda belli olmuyor belki ama ben tahminlerim, tecrübem babaya benzeyeceğini gösteriyor. Bu da babaya benzeyebilir ama biraz daha rengi açık olacak. Öyle gözüküyor. Evet, yerlerini koyalım. Kaç tane var burada? 6-7 tane yavru var. 7 tane yavruya anne baba bakıyor mu? Bakıyor. Tabii zorlanıyor mu? Biz de takviyelerle. Takviye derken yani mama vererek, fazla mama vererek açığı kapatmaya çalışıyoruz. Geldik bizim sevdiğim takımlardan bir tanesine. Ey maşallah. Kızım sen öyle yatıyorsun ama. Kızım yumurta yatarken gördüm. Şu yumurtayı kanadının altına almamış. Şunu. Bakın sıcak mı? Evet, biraz soğumuş bu yumurta. Sıcak ama yine biraz soğumuş. Kaç tane çıkarttın sen? 1, 2, 3, 4, 5 tane yumurta çıkartmış. Bunun çaresi şu dostlar. Bakın şimdi ne yapıyor. Bunun çaresini ben şimdi bulacağım size. Şu 3 yumurtayı aldık mı ortaya? Aldık. Bir böyle. Bir tane de böyle koyuyoruz. Yavruların ortasında koyuyoruz. Tamam oğlum, bağırma. Bu çok heyheyli bir dişi ya. Bağırma, tamam. Bazı dişlerim var benim böyle. Çok heyheyleri var. Sıkıntı. Evet, geldik bu takımıza. Bu takım da yavrularını çıkartmaya başladı. Kaç tane çıkartmış? 2 tane çıkartmış. Çok rahatsız etmeyelim. Evet, teklediğimiz erkeklere gelelim. Bir tane. Bu ara çok erkek beyaz tekledik. Biraz fazla erkek beyaz ayırdık herhalde. Beyaz erkek ayırdık. Daha ufak, yani 2,5-3 aylık civarı bir erkek dursun. Bu biraz daha büyük bir erkek. İri bir erkek. Hangi takımın yavrusuydu onu hatırlayamadım. Ama iri bir erkek. Yani Çek'ten, Çekoslovak'tan biraz daha iri arkadaşlar. Yani kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama diğer erkekle kıyasladığımız zaman daha iyi. Bu aşağı yukarı 3,5-4 aylık. Bunun yanına yakın zamanda bir adet dişi atılabilir. Geldik buraya. Evet, dişiyi gönderdik. Dostlar, geçen videoda anlattım ya, sahibi istiyorum dedi. Biz de verdik, yapacak bir şey yok. Ama lastik bizde, yani o kandan lastik bizde. Erkeğin yanına da bu kremiyoyu attım, kendime damızlık ayırdım. Yani çok da bir şey söylemeye gerek yok, siz kamerada, videoda izliyorsunuz zaten. Atar atmaz çiftleştiler. Çiftleştikten sonra dişi zaten direkt yuvaya giriş çıkış başladı. Hatta bakalım. Yumurta yapmış olma ihtimali var mı? Şu anda bakalım. Şu anda yok. Yapmamış henüz ama el kulağında yapar. Dışkılar büyük. Bakın arkadaki dışkıları görüyorsunuz. Dışkılar büyük. Ondan yana sıkıntı yok. Evet, bu takımımız bayağı yavrularını büyüttü ama bu ağızda çok bir performans alamadık. Şöyle bir yavruları bir çıkartalım. Gösterelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yavrusu var. Yine ağırlıklı yeşil geliyor. Yeşil iyidir. Piyasa kuşudur. Tercih edilir. Kapatalım. Hoppa. Lan kapansana be. Armut. Tamamdır. Kapattık. Buraya gelin. Bu erkeğimizi arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle kırmızı gözlü kremiyor. Güzel bir kremiyor eşledik. Eş tuttular. Çiftleşme olmadı ama anlaşıyorlar. Dişi yuvayla ilgileniyor. Dişi aşağı yukarı 4,5-5 aylık falan civarı bir dişi. Erkek de 4 aylık falan. Bunlar anlaşıyorlar. Yakın zamanda yani 15-20 gün içerisinde yumurta bekliyorum. Geldik buraya. Bu takımımızı eşledik biliyorsunuz. Yumurtaları yaptılar. Yavruları çıkarttılar. Hatta güzel de bir dişinin bakıcılığı zaten güzeldi. Benim beğendiğim bir bakıcılık şekli var. Gelelim buraya. Yavrularına bakalım. Evet. Parçalı demiştim ya size. Çoğu yavru parçalı. Hatta %99 geçen videoda. O zaman yavruların renkleri belli değildi. Bakın. Bir parçalı. Bir parçalı daha. Bir parçalı daha. Bu nereden çıktı onu bilmiyorum.
Sen niye sunla? Arkadaşlar güzel bir kırmızı göz albino geliyor. Hatta işin ilginç tarafı bir tane daha gelebilir. Demek ki ikisinde de ino taşıyıcılığı var. Şöyle ikisi daha belli değil. İkisinde de ino taşıyıcılığı olduğu için demek ki atlarından güzel albino iyidir ya. Albino tutulur, severler albinoyu. Ben de severim. Sevilen bir renktir. Güzel. Ben full parçalı gelir diye bekliyordum ama beni şaşırttılar. İki tane kırmızı göz albino getirdiler. Evet, gelelim buraya. Yeni eşlediğimiz takımlar biliyorsunuz yumurtladı. Ay, yenisini yumurtlamıştı ve ilk yavruları çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakın bir şeyi görüyorsunuz. Çok rahatsız etmeyeceğim. Sadece yavruyu görün diye. Bakın bir tane yavru. Ha, neyse bir çıkartalım. Kızım bir çık bakayım sana oradan. Burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ilk kuluçkalar olduğu için dostlar. Burada 3 yumurta boş. Yani 3 yumurta dolu, 3 yumurta boş. Bir tane yavru var. Ben buna yakın zamanda çıkması yakın olan yumurtalardan 2, 3, 4 bir iki tane kaydırırım. Biliyorsunuz fazla yumurtası olanlar var. 8 yumurtası olanlar var. O kadar baktırmanın anlamı yok kuşlara. Takımımız da bu. Şöyle göreyim. O kadar yavru baktırmanın anlamı yok. Yavruları pay edelim. Ha, yeni takım. Şey sıkıntısı olabilir. Yavru bakamama gibi olabilir. Belki bir yumurta kaydırabilirim. 5 yavru baktırabilirim. Neyse, ona karar veririz. Evet, geldik buraya. Oğlum. Burada biliyorsunuz İbrahim abinin kuşları vardı. Burası, onları geri verdik yavrularıyla beraber. Bu erkeği tekledik buraya. Güzel bir erkek. Aşağı yukarı 4 aylık falan bir erkek. Kur hareketlerini gözlemliyorum. Var kur hareketleri. Yani dişi atsam şey yapar ama maalesef dişi anlamında arkadaşlar bu ara sıkıntı yaşıyorum. Az önce bahsettiğim gibi dişi kuş lazım bana. Geldik buraya. Çok güzel bir kremiyo takımımız var burada arkadaşlar. Biliyorsunuz. Zaten gelinler damatlar videosunu izleyen herkes kremiyo takımımızı bilir. Maşallah derseniz sevinirim. Şöyle kırmızı gözlü bir kremiyo, siyah gözlü bir erkeğimiz de var kremiyo. Bunlar yavrularını çıkarttı. Bu da çıkartmaya başladı ama diğerine nazaran bakın bu 3 tane yavru çıkarttı. Bunun yaptığı bütün yumurta, 5 tane yumurta yaptı arkadaşlar bu dişi 2 ağızda. Bana az geldi. 2 tane daha yumurta kaydırdım ben bu dişiye. 7 tane yumurtası var. 7'si de dolu. 3'ünü çıkarttı. Bakalım kaç tane bakar. Bu dişi biraz daha büyük. 6,5-7 aylık bir dişi. Bakalım bekleyelim görelim. Evet, bu takımımız var. Bu takım yavruların çoğunu yine düşürdü. 5 tane yavrusu vardı arkadaşlar. 2 tane yavrusu kaldı. Bir dakika şöyle. Evet. 2 tane yavrusu kaldı. 3 tane de yumurta yapmış. Şuna bir bakalım ya, bu yeme düşmüş mü? Bu tamamdır. Bu yeme düşer. Düşmüş. Bunu yerine koyalım, atalım. Diğerine bakalım. Bu kalacak bizde arkadaşlar. Parçalı resesif. Kümesimizde parçalı resesif eksikliği var. Bu bizde kalacak. Ve yani dişiye benziyor ama dişi gibi. Neyse koyalım. Bakayım bu olmuş mu? Bu da olmuş. Bunlara şey gerek yok. Düşelim lan. 3 tane yumurtası var. Maşallah yapmaya devam etsinler. Yerine de koyalım fazla rahatsız etmeden. Evet. Yerine koyduk. Geldik bu sefer. Ne kim var? Jumbolar. Mürsel'in jumboları. Mürsel'in jumbolarından iki tanesi yeme düştü, en büyük iki yavru. Dişi yine çiftleşme modunda arkadaşlar. Yuva kazıyor görüyorsunuz. Daha dün temizledim yuvayı ama yine yuva kazmaya başladı. Şöyle takımları şöyle göstereyim. Bakın bu tarçın yeşil, zeytin yeşil, klasik yeşil, bu da tarçın yeşil. En küçük bir tane, en küçük yavru tarçın. Güzel de bir rengi var. Bu en küçük yavru, bunun büyümesine daha var. Bakalım yeme düşen var mı da kanat altı kuruyan. Aslında biraz daha dursun. Bunun kanat altı kurumuş gibi ama jumbolarda biraz daha süreç uzun. 5 tane yavrusu var. Gayet beslemesi güzel. Tek başına bakıyor biliyorsunuz arkadaşlar. 9 yumurta yaptı.
7 tanesini çıkarttı. Hatta 8 tanesini çıkarttı da en küçük yavruyu çıkarttığı yavru ezilip öldü. 7 tanesini büyüttü. 2 tanesi yeme düştü. 5 tane kaldı. Maşallah iyi bakıcı. Yani benim hoşuma gitti. Jumbolarda, iri kuşlarda, iri kanlarda bu tarz iyi bakıcılar bulmak kolay değildir. Bakalım. Yani bunların yavrularından güzel damızlık olur. Geldik buraya. Evet, bu da yeni eşlediğimiz takımlardan. Bu da yumurtladı arkadaşlar. Bakın 5 tane yumurtladı. Hatta bir arkadaşım Daniel Suyuz'a mı ne birisi demişti ya, bundan ben pek bir şey beklemiyorum, hani bir süre daha bekleriz diye. Sen kalbi temiz adamsın, herkes kalbinin ekmeğini yer demişti, Allah razı olsun dedi. Zaten dedi bir hafta 10 gün sürmedi, yumurtalar geldi arkadaşlar. Evet, aşağı gelelim. Erkeğimiz burada nöbet bekliyor. Gelelim buna. Evet, bu da 5 tane yumurta yaptı, görüyorsunuz. Biraz hızlı geçiyorum. Son takımımız bunlar. Bunlar hepsini yeme düşürdü arkadaşlar ve yumurta yapmaya başladılar. Bir tane yumurtaları var. Bakın. Evet. Genel durum videosunun sonuna geldik. Burada da kuşlarımız var. Yeni yeme düşmüş yavru kuşlarımız. Altta da kendimize ayırdığımız damızlıklar var arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yine hatırlatmakta fayda var. Videolarımıza beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız, ayrıca kanalımıza abone olup bizi motive ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bulutlu bir Rize öğleden sonrasından bütün Türk yurduna selam olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.